Tekrar birlikteyiz. 1-30 Haziran Skolyoz Farkındalık Ayı etkinliklerinin bu yıl 10.sü Taksim'deki bir otelde düzenlendi. Skolyoz yani omurga eğriliğiyle mücadele eden 9 ile 17 yaş arasındaki gençler ünlü model Tülin Şahin'le beraber zırhlarını kuşanıp podyumda boy gösterdi. Yanında güzeller güzeli bir prenses var. Heyecan, özgüven, işte mutluluk, hepsi karışık. Birazcık da gerginim. Gergin olma, ben orada çok güzel yürüyeceğine eminim. Önünü böyle açtık, arkası uzun oldu. Bence çok güzel, sizce? Skolyoz savaşçıları zırhlarını kuşandı, podyumda buluştu. Taktığımda üstüme korseyi bir zırhım varmış gibi hissediyorum. Skolyoz Farkındalık Ayı etkinliklerinin 10.sü da bu yıl Taksim'de bu otelde gerçekleşiyor. Bu yılki etkinlikte skolyozlu gençler, ünlü modacı Şansım Adalı'nın özel olarak tasarladığı kıyafetleri ve korseleri giyip ünlü model Tülin Şahin'le beraber aynı podyumda boy gösterecek. Bugünkü de ana temamız korse. Skolyoz korsesi de utanılacak, sıkılınacak bir şey değil. Yaşları 9 ile 17 arasındaki skolyozlu gençler kendileriyle aynı kaderi paylaşanlara örnek olmak istedi. Onlar skolyozla mücadele eden çocuklar. 15 yaşındaki Kiara, 17 yaşındaki Sıla. Farkındalık yaratmak için buradayız. Benim yaşımdaki kızlar daha çok kısa dar şeyler giyerken ben daha uzun ve bol kıyafetler giyiyordum. Bu biraz beni etkiledi. Alışınca düzeliyor. Daha dik durmamızı ve daha sağlıklı olmamızı sağlıyor. Özet olarak tasarlanan bu korseler skolyoz hastalarının hayatını daha kaliteli bir hale getirip daha rahat hareket etmelerini sağlıyor. Skolyoz için farkındalık yaratan isimlerden biri de ünlü model Tülin Şahin'di. Benim yıllardır aslında çok ağır bir bel fıtığım var. 10-15 yıl önce böyle bir teşhis konulmuştu. Denerlerken yani korseyi böyle ilk önce yatırıyorlar, takıyorlar. O şekilde böyle ayağa kalkıyorsunuz. Gerçekten çok çok zor ama en azından ameliyat olmadan olan bir çözüm. O güçlü skolyoz savaşçıları birazdan adım adım o podyumda yürüyecek. Son hazırlıklardan sonra Şahin ve skolyoz savaşçıları podyuma çıktı.